Riot Games Cypher'ın tuzaklarına gerçekten mükemmel bir buff getiriyor. Tuzaklara yakalandıktan bir süre sonra tuzak yok olmadığı takdirde bir stun sarsılma etkisi alıyorsunuz. Artık bu etkiyi düşmanlar daha hızlı bir şekilde alacak. Bu stun etkisi neredeyse 2 kat daha hızlı olarak gelecek. Artık bir trap'e yakalandığınız zaman o trap'i çok daha hızlı bir şekilde kırmanız gerekecek. Aksi halde daha hızlı bir şekilde sarsılacaksınız. Ve yine şöyle bir mükemmel bir değişiklik var. Cypher trap'ine yakalandığınız zaman eğer trap'i kırmazsanız ve trap patlarsa trap tekrar aynı yerde doğuyor. Bu evet ilk başta düşman yakalandığı durumlarda pek böyle mantıklı iyi bir değişiklik değilmiş gibi gelebilir. Çünkü düşman trap'e yakalanır ardından döner trap'i kırar trap yok olur. Fakat bu durumun şöyle bir başka yanı var. Skye'ın kurdu olsun, Yorun'un klonu olsun işte Fade'in kurdu olsun vesaire. Bu tarz yetenekler Cypher trap'ine yakalandıktan sonra artık trap'i yok etmeyecekler. Sadece trap'in yerini gösterecekler. Yani bu yetenekler trap'e yakalandıktan sonra arkadan birinin mutlaka yine trap'i kırması gerekecek. Eğer trap kırılmazsa trap aynı yerde bulunmaya devam edecek. Raze'in patlayıcı çantalarında da bir değişikliğe gidilmiş. Artık Raze'in patlayıcı çantalarının hasar verme konumu daha geç başlayacak. Koyuyorsun. Çanta yolda. Bu da şu duruma sebep oluyor. Artık hızlı bir şekilde QQ yapan Raze'ler Cypher traplerini kıramayacak. Trapleri kırmak için patlayıcı çantanın o aktifleşme hasar verme dönemine evresine girmesi gerekecek. Genel itibariyle baktığınız zaman gerçekten Cypher olumlu etkileyecek güzel değişiklikler bulunuyor. Biz Deadlock ablaya buff bekliyorduk ama adamlar Cypher'ı güçlendirmiş. Bu değişiklikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?